Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba. Ben Tolga Çalak. Bugün sizlere kısa bir süre önce kutu açılışını yaptığımız Turkcell T tabletin incelemesini yapacağım arkadaşlar. Şöyle kutuyu kenara kaldırıp Hızlıca tabletin e, incelemesine başlayalım. Öncelikle tasarımdan başlıyorum arkadaşlar. E, sadece beyaz renkte satılan Türk bu yeni duyurduğu tableti e, 10.1 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Yani 1.1 santimlik bir kalınlığı bulunuyor bu tabletin. 123 milimetrelik bir eni, 206 milimetrelik bir boya sahip arkadaşlar. 342 gram ağırlığında e, dediğim gibi sadece beyaz rengi var, siyah rengi bulunmuyor. Ayrıyeten de bu tablet 4.5G 4 LTE teknolojisini de destekliyor. Şuradan bir arka tarafına bakalım. Arka tarafında Turkcell logomuzu görüyoruz. Model ismimizi görüyoruz. Hemen üst tarafta kameramız ve yanında flashımız konumlandırılmış. Cihazın üstünde kulaklık girişimiz, kulaklık ve jack girişimiz var. USB 2.0 portumuz hemen yanında mikrofonumuz var. Mikrofonun buraya değil de arkaya konumlandırılması daha iyi olabilirdi. Çünkü sonuçta cihazı video veya fotoğraf çekerken şu şekilde veya yatay ve dikey olarak tutacağımız için mikrofonun üst taraftan değil de arka tarafta olması daha iyi olabilirdi. Şu arka taraf çıkabiliyor. Bunu size bir göstereyim ben. Buradan bu biraz tabii zor çıkıyor. Çıkartırken de dikkat etmeniz lazım. Tırnakları rahatlıkla kırabilirsiniz. Çünkü çok fazla bir güven hissi veren bir plastiği yok arkadaşlar. Şöyle. Şuraya sim kartımızı takabiliyoruz. 4.5G destekleyen sim kartımızı takarak arkadaşlar e, mobil olarak yüksek hızlı bir internete sahip oluyor cihazımız. Aynı zamanda SD kartta 32 GB'a kadar da SD kartınızı takarak cihazın hafızasını genişletebiliyorsunuz. Hemen şurayı kapatalım. Arkadaşlar cihazın plastiği biraz böyle e, şey olduğunu söyleyebilirim. Hani tam tabiri kullanmak istemedim ama biraz böyle kalitesiz duruyor. Yani... Çok çabuk böyle bir kirlenen çizilen bir yapıya sahip. Zaten uygun fiyatlı olduğu için de biraz bunun da hani bir dezavantajı var. 350 TL'lik bir fiyata sahip bu tablet. Ee, USB 2.0 olan, oldukça hani kalın olan bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Hani bu tableti almak isteyen kişiler daha çok e, ilk defa bir tablet kullanacak birisine veya küçük bir çocuğa hediye olarak alabilirler. Dilerseniz şöyle bir ekranından bahsedeyim. Arkadaşlar cihazda 8 inçlik bir e, ekran bulunuyor. IPS LCD bir ekran var cihazda. Şuradan CPU-Z'yi de açarak bir yandan göstereyim size. E, bu ekran 189 e, DPI yani PPI'lik bir yoğunluğa sahip. İnç başına düşen e, piksel yoğunluğu 189 arkadaşlar. Çözünürlüğün düşük olduğunu e, zaten uygulamalar arasında veya bir ufak böyle yazılı bir resim açtığınız zaman rahatlıkla fark ediyorsunuz. Çünkü çözünürlük düşük olduğu için pikselleri böyle nokta nokta sayabiliyorsunuz bu tablette. çözünürlükten bahsettim. Hepsi ekran boyutunu ve DPI'ni söyledim. Ekran çözünürlüğü de 800'e 1280 arkadaşlar. Şöyle bir evet reklamımızı da geçelim. Cihazın donanım özelliklerine baktığımızda Mediatek'in MT6735 işlemcisi bizi karşılıyor. 6735 işlemcisi 988 MHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Cortex'in A3 mimarisine sahip. Bu Cortex A3 mimarisinde işlemci sadece iş yükü binecek işlem çekirdeklerini çalıştırarak diğer çekirdekleri kapatarak daha az güç tüketmesini sağlıyor. Grafik tarafında ARM'nin Mali T720 işlem e, grafik işlemcisi karşılıyor. Mali T720 bu ekranda normalinde hani iyi bir performans sunabilecekken e, işlemcideki o düşüklükten dolayı çok fazla bir yüksek performansa çıkamıyor. Ama e, ilginçtir ki 350 TL'lik bir tablette 2 2 GB'lık bir RAM bulunuyor ve 16 GB'lık da bir dahili e, depolama alanı bulunuyor arkadaşlar. Şöyle sistem özelliklerine bakalım. Sistem özelliklerinde Android 5.1 e, Lollipop var cihazda. Zaten Turkcell'in kendi arayüzüyle e, harmanlanmış bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Batarya tarafında 3500 miliamperlik bir bataryamız var. Bataryası hani oyun oynayacak bir kişi için ne kadar yeterli gelebilir pek e, bir fikrim yok ben çünkü oyun oynamak için kullanmadım tableti ama ortalama hani çok fazla oyun oynamazsanız bir günü rahatlıkla çıkartabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Cihazın biraz da kamera özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Cihazın arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera bilmiyorum şu anda herhalde çekim yaptığım ekrandan kaynaklı olsa gerek. Şaşırtıcı bir şekilde net görünüyor. Şöyle bir, bir tane fotoğraf çekmek istiyorum ben. Bir yakınlaştırıp. O fotoğrafı da zaten şimdi ekrana koyacağım ben. Evet lafımı geri alıyorum arkadaşlar 5 megapiksellik bir sensöre çözünürlüğe sahip olan cihazın açıkçası pek bir performans beklemek yanlış olurdu. 1080p'lik 30 fps video çekebiliyor bu arada bu kamera. Ön tarafında da bir adet kameramız bulunuyor 2 megapiksellik ve hemen sol tarafında da ışık sensörleri gibi çeşitli sensörlerimiz var yakınlık sensörü falan var arkadaşlar. A bağlantılarından bahsedeyim. Cihazın belki de tek dikkat çeken ve en önemli noktalarından bir tanesi A bağlantısı. Ee, başında da dediğim gibi 4.5G'yi destekliyor cihaz. Yani e, LTE desteği var cihazda. Sim kartınızı takarak mobil olarak yüksek hızlı bir internete e, sahip olabilirsiniz bu cihazda. Cihazda LTE anteni olarak e, 150 megabit indirme hızı 50 de yükleme hızını destekleyen CAT4 çipi e, CAT4 bağlantısı kullanılmış. E, 2G, 3G, 4G zaten bunların hepsini e, cihaz destekliyor. Çünkü 4.5G desteğine sahip. Dediğim gibi LTE'nin dışında arkadaşlar Wi-Fi var. Wi-Fi tarafında da 802.11n var. Yani 2.5 GHz hızında çalışan bir veri transferini destekliyor. Bluetooth'umuz var. Kızılötesi zaten artık hiçbir cihazımızda yok. NFC bu cihazda yok. NFC de olsaydı aslında fena olmazdı. GPS'imiz var ve GLONASS bulunmuyor arkadaşlar konum belirleme özelliklerinde. Cihazımız mini simi destekliyor. Mikro sim kart veya nano sim kartı desteklemiyor. Evet teknik özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Cihaz uygun fiyatlı bir tablet. 350 TL satın alabileceğiniz. Turkcell'in 2 yıl garantisiyle satışa sunulan bir cihaz. Turkcell'in kendi uygulamaları yüklü geliyor. Tabi bunları isterseniz kaldırabiliyorsunuz birkaç tanesi dışında lansmanda bunun iki tanesinden bahsetmişlerdi ama şu anda açıkçası aklımda değil. bir tanesi galiba Spotify, diğeri de TC110 uygulaması olabilir. Onları satın aldığınız zaman kontrol edebilirsiniz. E cihaz hakkın, cihazın donanımı hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani tasarım olarak ve genel olarak baktığımız zaman tabletin biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Hani plastiği de çok bir kaliteli bir malzeme olmasa da Uygun fiyatı çocuğun hani ufak bir çocuğunuza ilkokula giden bir çocuğunuz varsa ona nasıl ilk tableti olarak satın alabileceğiniz bir cihaz olabilir. Veya yaşlı bir bireyiniz vardır evde ve internete bir gazete falan okumak istiyordur teknolojiye meraklıdır. O kişiye bu cihazı satın alabilirsiniz yani severek ve rahatlıkla kullanacaktır. Ama e, çok yüksek performanslı bir işlem gerektiren e, bir şey yapacağınız zaman veya yüksek performanslı bir oyun oynamaya kalktığınız zaman çok fazla bir performans beklemeyin arkadaşlar. Cihaza ben birkaç tane benchmark testi yaptım. Dilerseniz onları da şöyle hızlıca ben size bir okuyayım. Geekbench 3 testi yaptık arkadaşlar. Tekli çekirdekte 450 puan alan T-Tablet. Çoklu çekirdekte 1206 puan almayı başardı. Manhattan... 3.1 on screen testimizde 1.9 FPS gibi oldukça düşük bir puan alan cihazımız off screen testinde ise 0.72 FPS'lik bir de değer almayı başardı. Antutu'dan 23.420 alan cihazımız Basemark X testinden 3.212 puan aldı ve Basemark OS 2 testinden ise 375 puan aldı arkadaşlar. Ee, 3D Mark testimizden 63 puan alan cihazımız PC mark testimizden ise 2800 2808 puan almayı başardı arkadaşlar. Cihazın test sonuçlarını da gördünüz. Ee, çok fazla yüksek bir puanlara sahip değil cihaz. Zaten e, performans tarafıyla değil daha çok uygun fiyatıyla öne çıkan bir e, tablet bu. Turkcell'den 36 ay taksitle T70 ile beraber yeni duyurduğu T70 telefonuyla beraber ikisini tek bir taksit altında 36 ay Taksitle yani 39 TL ödeyerek aylık satın alabilirsiniz 24 veya 24 ve 12 aylık tarihlerle de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Türkcell tablet incelememiz bu kadar. Ee, dediğim gibi yüksek performansı olmayan tamamen ilk kullanıcıya hani ilk defa tablet kullanacak kişilere yönelik bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ee, tablet incelememizi beğendiyseniz lütfen. E Şuradan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Alt taraftan da yorum yaparak tablet hakkında düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.